Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Lişbihiyel vel haqqi vel aslima laha ve lil asli kalbun yu'tama. Evet. Lişbiha. Bu te'nis maddesine benzeyen ama el mulhaqi yani ilhak için gelip yani bazen bazı kelimelerden elif ilhak elifi olduğu söyleniyor. Yani o ismin başka bir isme mulhak olduğu için bu elifin geldiği söyleniyor. Ona elifi ilhak denir. İşte diyor bu te'nis maddesine benzeyip ilhak için olan elif ve vel asliyi ve aslı olan kelimenin kök harfi olan elif. Ma işte bunlara vardır ma leha. Velil asliyi ma leha. O te'nis maddesine olan bunları da bu ilhak ve aslı olana da vardı. Yani kısaca hani te'nis maddesi üçten fazla olunca vavla kalp edilebiliyordu. Hubleviyyun. Ondan sonra hasfi de caizdi. Hubliyyun ve hubleviyyun. Bir elif getirilerek başka bir elif. Bu üç vece caizdi. İşte diyor eğer elif ilhak elifi ise veya aslı bir elifse o te'nis maddesine olan hükümler bunun içinde vardı. Nişve te'mid te'nisi ve vel mülhak ve vel aslıyı diyor el aslı atfı ala şubiye el haberil mukaddemi ala mübtedeihi. Yani beytin ihrabını da tabi bu arada vermiş oluyor. Bu diyor aslı kelimesi şübeh üzerine atıftır. O şübeh de lamla birlikte caru mecur mübtedanın haberidir. Mübteda nedir? Ve huve ma leha. O ma mübteda şübeh haberdir. Yani limedet tenisi o limedet tenisi hadeki damiri tefsir ediyor. Yani ve o damirin tenis meddesine raci olduğuna olduğunu ifade ediyor. Yani diyor te'nis meddesi olan te'nis meddesi yani te'nis elifi için olan hüküm bu ilhak ve aslı elifi içinde vardır. Ki nedir min hasfın yani dilerseniz o elifi hasfedersiniz dilerseniz de kalbin onu وهو قلب أدرسنز إكس دجائز ولكن للأصلي قلب يعتمى أنجق أصلي ألف الحق ألف دان فارق أصلي ألف için قلب ترجيح edilir onu aslına yani bir vaat kalp etmek tercih edilir. Yu'tama ay yuhtaru. Yani burada yu'tamanın ihtiyar, yuhtaru anlamında olmuş. Ve kezel mülhaku. Diyor mülhak içinde. Yani ilhak elifi içinde kalp tercih edilebilir. Ke kavlihim mesela fi arda. Arda'daki elif arkadaşlar İlhak elifi, yani onun Cafer'e mülhak olması için geldiğini söylüyorlar. Melha ise elif orada aslıydır. İşte artaya nispet ettiğinizde artıyyun hasf ederek, artıyyun kalp ederek, melha da aslı elif, melhiyyun hasf ederek, melhaviyyun ve o kalp ederek nispet edebilirsiniz. Evet.
Vel elifel caize erba'ın. Dördü geçen elif. Yani beşinci veya altıncı sırada gelen kelimenin sonundaki elif ezel. Onu, o elifi kaldır. Kemal Tekaddem'e daha evvel geçtiği gibi. Evet. Vel elifel caize erba'ın ezel. Daran buna Arap ver bakalım. Hocam Alif el caize erba'an azil. Evet. Azil fiil amr fail mustatir ente al Evet. alife onun mef'ulü oluyor. El caize alifin sıfatı Evet. erba'an temiz mi? Yok yok. Ya, caizleri meful değil mi? Erba'nın caizel mefhumudur. Tamam. Evet. Kemal takmadığıma daha evvel de geçtiği gibi. Kedâken yine bunun gibi evet gelmen olsaydı. Manqus'un yası o da. Yani Manqus isim biliyorsunuz. Sonunda ya olup veya vav olup hasf edilir ve i'rabı raf ve cerri takdirli olur. Buna biz menkus diyoruz. Kadın, sa'ın, da'ın, gazın gibi. İşte diyor evet. O menkus yasını ize vaka hamisen o da beşinci sırada gelirse evet. İze vakarın uzile. Yani bemana huzif. Yani o da hasf edilir. Kekavlike fil muktedi. Muktediyün diyeceksiniz. Muktedi, muktediyo, muktedivo. Bakınız. O daha doğrusu kekavlike. Evet. Doğru. Muktedi. Muktedi. Diyor muktedi o muktedi ne kısmı bir isimdir. Çünkü eğer başında elif lam olmazsa o ya gider ve raf cerri takdiri olur. O lam tenvinle birlikte ya gittiği için ona menkus diyoruz. İşte bu menkusun yası efendime söyleyeyim ne yapılır? Hasf edilir. Neden? Çünkü kelime çok uzuyor. Nisbet yası zaten ikidir. İki harftir. Yanında da tenvin var. Zaten harfi mim, kaf, te, dal. Bunlar dört tane. O bir yada kalırsa kelime hem çok uzuyor hem de üç harf. Aynı harf. Üç ya peş peşe gelmiş oluyor. Bundan dolayı bunu ne yapıyorlar? Lamül fiili olan yayı hasf ediyorlar. Vel hasfu fil ya eyyâ el menkus ize veka rabi'an hakku min kalbin. O menkusun yası dördüncü harf olarak gelirse dörtten fazla değil de dördüncü harf olarak gelirse hasfı kalpten daha iyidir. Yani onu da hasfetmek daha uygundur. Mesela el-kâdî. Bakınız. Kaf bir, elif iki, dat üç, ya dört. Ya dördüncü harftir. Evet. Yani tabii ismi faal elifini de sayıyoruz. Kâdî. Dolayısıyla onu nispet ettiğimizde onun yasını hasf etsek kalpten daha iyidir. Onun için kadiyyun. Ama ve yecuzul kalbu. O yayı vava kalbe etmek de caizdir. Ke kavil ke kadaviyyun. Evet. Ve hatmul kalbu elifin.
وياء ثالث نعم. Üçüncü sırada gelen elif, üçüncü harf olarak veya üçüncü harf olarak gelen ya'nın kalbi vaciptir. Yani onu kalbetmek vaciptir. Evet. Yani bir mana yazharu, yani üçüncü zahir olan, üçüncü olarak zahir olan harfin kalbi vaciptir. Mesela ki kavlike fil feta, bakınız onun elifi üçüncü harftir. Tabi baştaki eliflerimi tarif saymıyor. El feta vel ami, ami yası üçüncü harftir. Ha, onu vav'a kalbetmemiz zorunludur. Feteviyyun, ameviyyun. Neden? Çünkü siz elif ve ya'yı hasf ederseniz mu'rab isim iki harf üzerine kalır. Bu da uygun değil. Ondan dolayı hasf cihetine gitmeden o elifi ve ya'yı vav'ı kalbetmemiz lazım. İbrahim, burada mısın? Buradayım hocam. Şu beyte i'rab ver. وَحَتْمُ الْقَلْبُ ثَالِثٍ يَعَنْ. Abdullah Hoca yok mu? Hocam o yok herhalde. 3-5 gündür. Görünmüyor. O icazet aldı. Hocam وَوَاتَفْ حَتْمُنْ haber kalbu salisinde mübdeda. Aferin. Güzel. Evet yani no. Sıfat mı hocam? Yani nus neyin sıfatı? Salisin. Salisin sıfatı. Madısına gelir şeyin. Daran. Anne. Anne. Elifsiz. Anne evet. Bir mana zahara. Tamam mı? Hocam, burada tamam. Hal düşünülemez mi? Yok. Sıfattır. Yani ben mana verirken hal gibi şey yapıldı ama yok. Sıfattır. Peki. وَاَوْلِذَا الْقَلْبٍ فِتَاحًا وَفَعِلْ diyor, bu kalp bin ardından getir. Neyi getir? اَنْفِتَاحًا فَتَحَيْ getir. Yani bu maklup olan harfi, maklup olan harfi fetheden sonra getir. Ve evli ardında getir. Zel kalbi, bu kalbi, yani bu maklup olan harfi neden sonra getir? Fetheden sonra getir. Mesela kadiyyun ne diyoruz? Kadaviyyun. Mesela fetaviyyun. Bakınız fete uyyun. O menklub olan elif ve kalp olmuş ya, uvav fetheden sonra gelmiş. Fetaviyyun. Ami mesela amaviyyun diyoruz. Evet. O geçti. Şimdi başka bir şeyin nispetine geçer musannif. Ve fail, fail بضم أودي وفعل. فعل كلمة بفتح أولي وكسر الثاني منه. يعني إلك حرف مفتوح وإكنجي حرف ده مكسور. هم فعل ده مكسور. هم ده ومن الآتيين. gelecek iki sıgadan da مكسور olacak aynı fiil. Evet diyor. فعل ve وفعل بكسر أولي فعل كسسي لا بنو اقلب كسرة عينه فتحة عند النسب اشتهى هم فعل هم فعل هم دفعل أي الجلسة بنو سيز
nispet ettiğinizde o aynül fiilin kesesini fetha'ya dönüştüreceksiniz. Neden? Çünkü nispet yası şedderi olunca iki ya. Her yada iki kesre kabul ediliyor biliyorsunuz. Elif iki fetha, vav iki damma, ya iki kesre. Dolayısıyla o nispet yası dört kesre. Ma kablini de meksul yaparsanız beş kesre hükmen peş peşe gelmiş oluyor. İşte buna düşmemek için o meksur olan aynı şey veya meksur olan aynın kesresini nispette fetha'ya dönüştüreceğiz. Fekul bunların nispetinde şunu de mesela evet finemir ne diyeceksin? Nemiriyyun değil. Nemeriyyun. Ve vedu'il. Du'ilde fu'il vezni. Bunda da du'iliyyun değil. Du'eliyyun. İbil fi'il vezni. Bunda da ibiliyyun değil. İbeliyyun. Nemeriyyun, du'eliyyun, ibeliyyun. Evet. Evet. Tabii arkadaşlar fail vezni yani ilk harfin dammı ikincisinin kesri fail numir şey du'il. Bu Arap lisanında azdır. Mesela İbn-i Hacip Şafiye'de bir du'il kelimesini zikrediyor. İlk damma, ikincisi kesra. Bir de bazı yerlerde numir kullanılan demek ki bir lehçe. Onun dışında fuil vezni gelmiyor. Bunu aklınızda tutun. Fuil vezni şeylere mahsustur. Fiillere mahsustur. Fiillerin binai meçhul sıgasıdır. Evet. Ama diğer vezinler fail, fiil, onlar geliyor. Fa'lun, fi'lun, fu'lun. O da bunlar isimde çok gelir. Ama fu'il isimde gelmiyor. Sadece du'il ve numir var. Başka yok. Evet. Ve qîle fi'l-nesebi ilâ mâ fi'âhirihi yâ'âni thânihima aslıyetun. Sonunda iki ya olup o iki yanın ikincisi aslı olan bir ismin nispetinde mesela marmi gibi bak marmi sonunda gördüğünüz gibi iki ya var. Birisi lamul fiildir. İki ya olduğu için zaten şeddeli okuyoruz marmiyun. Birisi lamul fiildir. Diğer ya nereden gelmişti İbrahim sence? Nispet değil mi hocam? Hayır. Daha buna nispet edeceğiz. Edeceğiz. Bu marmiyi hazır buluyoruz. Diğer ya ismi mef'ulün yasıdır. Çünkü ismi mef'ulün vavından munkalep olan yadır. Çünkü bakınız bu marmiyunun aslı söylerim ama dikkat edin. Marmiyun aslı marmuyun sarfta. Yani bunu söylüyorlar sarfçiler. Marmiyunun aslı marmuyun dammeyle. Onun da aslı marmuyun. Onun da aslı marmuyun mef'ulun. Çünkü marmi rama fiilinin ismi mef'uldür. İsmi sülasi mücerred olan bir fiilin ismi mef'ulu standart olarak unutmayın. Sülasi mücerred olan bir fiilin ismi mef'ulu standart olarak
mef'ul vezninde gelir. Halbuki Rama suresi mücerred. Ama bakıyoruz ki onun ismi mef'ulu bir ucube-i hılkat olarak karşımıza çıkıyor. Mef'ulu vezninde değil, mermiyun diyoruz. Ha, o zaman diyoruz ki evet mermiyun diyorsak da ama onun da aslı mermuyundur. Ve dediğim gibi mermiyun, mermiyun, mermuyun, mermuyun mef'ulu. İşte mermuyun olunca mef'ulun Arap lisanında kuraldır. Vav veya bir kelimede bir araya gelir vav sakinse vav ya'ya dönüşür. Onun için hemen o vav ya'ya dönüştü. Marmuyun oldu. Ya'yı ya'ya dağmettik marmuyun oldu. Tabii yine Arap lisanında standart bir kuraldır. Ya sakin ma kabilin madmum olursa ya ona tahammül edemiyor. Hemen vav'a dönüşüyor. Zaten biz bu ya'yı vav'dan dönüştürmüştük. Dolayısıyla tekrar beline gelinin şey gibi turu gibi olmasın diye o sakin ya'nın ma kabilinin dammesini kese'ye dönüştürüyoruz ki tekrar geldiğimiz aynı yere dönmeyelim. Ve bunun için mermiyun oluyor. Şimdi anlaşıldı mı? Evet. Darana Resul'e bu mermiyunun aslı nasıldı? Aslı mermuyundu hocam. Aslı bir aydın mermuyun. Mermuyun. Ama benim gibi kademeli söyle bakalım. Mermiyun. Mermiyun. Mermuyun. Mermuyun. Ama vav sokuşturma oraya. Mermiyun. Mermuyun. 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 Anlaşıldı mı? Evet. İşte buna nispet ettiğimizde ne yapıyoruz? Mermuyun. Ne oluyor? Mermuyun. Evet. Bihasfi evvelil ya eyni. O iki yanın birincisi hasf ediyoruz. Ve kalbi thanihima vavan ba'de fethatil ayni. Aynul fe'li o mim. Onu fethi ettikten sonra o vavı da ne yapıyoruz? O vav, ya'yı vav yapıyoruz daha doğrusu. O ya'yı çünkü yine bir ton ya peş peşe gelmiş olacak. Onun için bu ya aslı vav olmadığı halde bakınız bu önemli bir nokta. Bu ramak fiilinin kökü ramidir. Ya orada aslıydır. Ama aslı olmasına rağmen nisbet yası iki ya olunca o da ya üç ya peş peşe gelmemesi için kelimenin lamül feli olan ya'yı vav'a dönüştürüyoruz. Ve marmeviyyun diyoruz. Marmeviyyun. Evet. Nisbeti bu. Bi'asri evvel vav'en yan ve kalbi thani mevan ba'd fethil vay. Vaktiyle fistemalihim, Arapların istemalinde marmiyun, yani iki yayı da hasf etmek suretiyle. Hem ismi mef'ul vavundan munkalib olan ya, hem lamul fe'l ya. İkisini de bi hasfi ya aynı. Ama el evvelu ehsenu, marmaviyyun daha doğru, güzeldir. Li emnil lepsi. Çünkü nisbet ile nisbetten mücerret olan ismi mef'ulun birbirine karışma ihtimali kalkıyor. Siz marmaviyyun dediniz mi? Ha, biliyoruz ki bir şey ismi mef'ul olan marmaviyyuna nisbet edilmiştir. Ama marmiyyun deseniz
Eğer siyakta bir şey yoksa onun ismi mef'ul müdür? Ve ismi mef'ule nispet midir? Karışabilir. Bundan dolayı o karışma ihtimalini önlemek için Marmaviyyun da doğru diyor. Daha güzel diyor. Ve kullu ma fi ahir yaun müşeddedetun kabliha harfun vahidun. Sonunda şeddeli bir ya olup ma kabrinde tek bir harf. Yani biz sarfta buna lefiful makrun diyoruz. Lefiful makrun. Aynul fil ile lamul fil. İkisi illet harfi ve ikisi de ya. Mesela hay gibi. Hay diri. Biliyorsunuz. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. Bak o hay. Orada sonunda şeddeli bir ya var. Ve ondan önce de salim tek bir harf var. Hadir. İşte bunu nispet bir şey hay kelimesine nispet ettiğimizde fetu saniye annen nesebiyeci. İkinci harf yani ikinci ya oluyor tabi. Yine yadır. Onu meftuh yapmak vacip. Men gayri tegyirin lehu en lem yekun munqaliben an vavun. Eğer o ikinci ya vavdan munqalib değilse yay olduğu gibi bırakıyoruz. Sadece fetha yapıyoruz. Ve hayye nispet ettiğimizde hayaviyyun yani son ya vav'a dönüşüyor ve o vav nispet yasından önce olduğu için onu ister istemez meksur yapıyoruz. Ama ummun kalip olan vav'un da makablini yukarıda geçtiği gibi meftuh yapıyoruz. Marmaviyyun gibi onu da hayaviyyun diyoruz. Vardudu vavvenin yekun anu okulim. Ama eğer o ikinci ya vavden mesela kavuldaki vav o ya'dan olarak aklıma munkalip olan geldi ama örneği o değil. Mesela tay gibi. Tayın ikinci harfi ya'dır. O ya vavden munkaliptir. Çünkü tayyun tavyundur. Tavyun faalun. Faalun vezninde. Tavaytudendir. Dolayısıyla bu tayye nispet ettiğinizde ki bir tay bir Arap kabilesinin ismidir. Hatta bizim Doğu Güneydoğu'da bir göçebe kabilesinin de aşiretinde ismi taydır. Buna nispet ettiğinizde fekul tavaviyyun. Bakınız. Niye böyle? Bir ikinci ya aslı vav olunca aslına dönüyor. Ona bir şey yapamıyoruz. Üçüncü ya yani üçüncü sırada gelen ya. Üçüncü sırada gelen ya nispet yasından önce geldiği için onu da mecbur vav'a dönüştürüyoruz. Ta ki böyle tren vagonları peş peşe ya vagonları peş peşe gelmesin diye. Ve dolayısıyla tavaviyyun diyoruz. Ve salisu tuklebu vavun mutlaka. Onun üçüncü sırada gelen yası mutlaka vav'a dönüşür. Yani mutlaka dedi ister o vav'ın aslı ya olsun tayde olduğu gibi. Çünkü demin söyledim tayyun aslı tavyundur. Tavyun. İşte ma'at-ı vav'ul ya'u fi kelimetin vahidetin vel ulamunma sakinetun kulübeti vav'u ya'en tayyun dağmettik tayyun oldu. Yani ister o üçüncü sırada gelen
ya vav'dan munkalibi olsun, ister ya'dan munkalibi olsun, her ikisinde de o üçüncü ya nispette vav'a dönüşür. Onun için hayyunda da hayaviyyun, tayyunda da tavaviyyun diyoruz. Evet. Fekul fi hayaviyyun ve tavaviyyun. Evet. Sayfayı değiştir şeyh. Sen evet. Peki. Ve aleme tesniye tahrifin nesab. Tesniye alameti. Alem burada arkadaşlar lügavi anlamı olan alamet anlamındadır. İstilahi mana olan ad, isim anlamında değil. Alem lügatte demiştik. Dağ anlamına da geliyor. Dağ. Alem bayrak anlamına da geliyor. 2-3 alamet anlamına da geliyor. Bu alamet anlamındadır. Evet. İşte diyor tesniye alameti elif nun veya ya nun ihzeflen nesep. O tesniye olan isme nispet ettiğinizde elif nunu hasf edeceksiniz veya ya nun. وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْعِ تَصْرِيحٍ وَجَبْ. Benzeri cem-i salimde de vaciptir. Yani cem-i müzekeri salim olan müslimuna ona nispet ettiğimizde o cem-i alameti olan vavunun hasf olacak. فَزُعْزَفُ عَلَمُهُ. Onun alemi hasf olacak. Alameti yani. كَقَوْلِكَ فِي زَيْدَانِ وَزَيْدُونَ عَلَمَيْنِ. İkisinde de zeydiyum. Böyle diyeceğim. Ama yani ben buradaki mantığı bir tür anlayamıyorum. Neden anlayamıyorum? Çünkü tesniyeye nispet ile müfrede nispet birbirine karışır. Veya cema'a nispet ile müfrede nispet birbirine karışır. Siz zeydiyum deyince biz bilemeyiz ki bu Zeydaniye mi nispettir? Zeydune'ye mi nispettir? Zeyd'e mi nispettir? Yani Arapların iltibastan kaçınma mantığına göre aslında Elif-Nun'un hasf edilmemesi, Vav-Nun'un hasf edilmemesi lazımdı. Ama hasf ediyorlar. Nam. Ancak şu var. Men ecra Zeydani alemen mecra Selmane. Alem olan yani tesniye alametini alan bir isim olduğu gibi onu alem gibi onu alem yapan onu Selman gibi yapanlar kâle zeydâniyum ki kanaatimce doğru olan budur. Ve men ecre zeydine mecre gıslîne onu da yani müzekeri salim gıslîn gibi yani sonunda yanın olan isim gibi yapanlar قَالَ زَيْدِينِيُمْ وَمَنْ اَجْرَاهُمْ اَجْرَ عَرَبُونَ. O vavnunlu cem müzekere arabun gibi yani sonunda vavnunu aslı olan isim gibi وَاَلْزَمُولُوا وَاَنُوا وَاَوْلُوا اِقْلَان وَفَتُنُّوا وَقَالَ زَيْدُونِيُمْ. Yani onun gibi yapanlar da böyle derler. Evet. Ve burada duralım arkadaşlar. Bir don geçti yeter.